Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için sağ alt köşedeki abone ol yazına tıklamayı ve zili açmayı unutmayın. Bugün dolaba atacağım, dondurucuya atacağım fasulyelerin hazırlık aşaması ile ilgili bir video hazırladım. Kışında yazınki gibi lezzetli fasulyeler yemek için harika bir önerim var sizin için. İsterseniz hemen başlayalım. Fasulyelerimi ilk olarak uçlarını temizledim, ayıkladım. Sonrasında da yıkadım. Yaklaşık 3 kilo kadar fasulye atacağım ben dondurucuya. Onları yemeklik olarak doğruyorum. Tamamını doğradıktan sonra da geri kalan işlemlerini yapacağız. Gerçekten hazırlaması zaten çok pratik. Hani bir yarım saatte hazırlayıp buzluğa dondurucuya atabilirsiniz. Sonra da kışın afiyetle yersiniz bu güzel fasulyelerim. Fasulyelerimin hepsini doğradım. Alüminyum bir tencerem var. Dibine çok az su koydum. Şu an soğuk su koydum. İçerisine fasulyelerimden atıyorum. Çok fazla koymuyorum ki hemen istediğim kıvama gelsin. Çok uzun sürmesin diye. Bu kadar yeterli fasulyelerim için. Üstüne de biraz tuz serpiyorum. Tuz serptiğim zaman fasulyeler çözülürken daha kolay çözülüyor. O yüzden siz de tuz serpebilirsiniz. Şu an suyum kaynadı. Fasulyelerimin rengi hafiften değişmeye başladı. Tamamının rengi bu normal kendi renginden bir tık koyu yeşil olduğu zaman fasulyelerim hazır demektir. Ben çok fazla pişirmiyorum. Sadece rengi dönene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz üzere renkleri kendi renklerinden bir koyu yeşile döndü. Artık hazır demektir benim için. Ve fasulyelerimi bir tepsiye çekiyorum. Fırın tepsisi olur. Herhangi bir kaba çekebilirsiniz. Çabuk soğuması için ben büyük bir tepsi kullandım. Hemen çektikten sonra fasulyelerimi yayıyorum tepsinin içerisinde. Öyle olunca da daha çabuk soğuyor. Soğuduktan sonra da paketleme aşamasına geçeceğiz. İlk fasulyelerimi çektim. Dibinde kalan suya tekrar yeniden fasulyelerimi atıyorum. Dediğim gibi ben çok fazla su kullanmıyorum. Yeterli oluyor bu su fasulyelerimin rengini değişmesi için. Eğer azalırsa ara sıra hafif az bir miktar ekleme yaparak tamamını bu şekilde hazırladım fasulyelerimi. Şimdi tepsiye çektiğim fasulyeler soğudu. Onları buzdolabı poşetine paylıyorum. İyice yassılaştırıyorum ki yerleştirmesi dolapta daha kolay olsun. Hem daha çabuk donuyor böylelikle hem de çözülürken de daha kolay çözülüyor. İçerisinin halısını alıyorum poşetin, iyice vakumluyorum. Ondan sonra da ağzını bağlıyorum. Diğer torbalarımı da aynı şekilde paketleyeceğim. Torbanın ağzına böyle parmaklarımın arasına sıkıştırıyorum ve üstünden, hani torbanın üstünden bastırdığım zaman torbanın içinde kalan bütün hava dışına çıkmış oluyor. Böylelikle daha az yer kaplıyor. Hem de havalı kalmamış oluyor poşetler, gördüğünüz gibi tamamen vakumlanmış oluyor. Siz de bu şekilde poşetlerinizin ağzını bağlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için de zili açmayı lütfen unutmayın. Eğer istediğiniz tarifler varsa onları da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.